Fakat dolaştık sonra insan anında adamı dövdü. Hem cesur. Hem de cesur, evet. Bana şöyle diyordu, sen benim gençlik yıllarımı hatırlatıyorsun. Gel seni TMT'cilere, mücahit komutanlarına götüreyim. Seni onlarla tanıştırayım, çevreni büyütelim. Güzel bir çalışma yapıyorsun. O zaman ben Milliyetçi Düşünce Derneği'ni kurmuştuk. Ve kurma sebebimiz de federasyona karşı çıkmaktı. Çünkü bağımsız Türk Cumhuriyeti'ni ilan ettikten sonra yine federal görüşmeler başlayacaktı. Biz de ne yapalım o zamanın gençleri, bir grup genç Milliyetçi Düşünce Derneği'ni kurduk ama imdadımıza Sayın İsmail Sadıkoğlu yetişti. Seni TMT'cilere götüreyim, TMT'cilerle tanış, onlarla birlik ol, birlikte hareket edin, birlikte mücadele daha kuvvetli olur. Böyle bir başlangıç yaptık rahmetli İsmail Sadıkoğlu'yla. Tabii ki daha sonra çok hatıralarımız oldu, çok birlikte mücadele ettik. Maraş verildiydi, veriliyordu. Birleşmiş Milletler'de bir toplantı olmuştu. Rahmetli İsmail Sadıkoğlu'yla Cumhuriyet Meclisi'nin önünde bugün Maraş, yarın İzmir diye, asla kabul etmeyiz diye bir açlık grevine başlamıştık orada gençler. Ama İsmail Sadıkoğlu aslında yaşlanmadıydı ama gelip bizimle beraber oradaydı, yani devamlı bizimle oturuyordu. Rahmetli kurucu Cumhurbaşkanı da havaalanından gelir gelmez biz ilk ziyaretini bize yaptı. Saraya gitmedi, gelip bizi ziyaret etti. Ondan sonra saraya gitti ve yaptığımız mücadeleyi işte desteklediğini, uygun bulduğunu Sayın Cumhurbaşkanı bize teşekkür etti ve gitti. Tabii ki çok erken yaşta kaybettik. 63 yaş gerçekten insanın çok verimli bir yaşıdır. Allah rahmet eylesin. Tabii ki hiçbir zaman unutmadık. Manevi değerleri de çok yüksek bir kardeşimizdi. Zaten hacı olmuştu, hacca da gitmişti. Bugün çocukları, evlatları, onlar da çok inançlı olarak yetiştiler. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Babalarının izinde devam ediyorlar. Bu da güzel bir şeydir. Tabii ki eşi de her zaman ona layık olmak için mücadele etti. Evlatlarını böyle yetiştirdi. Onlara da çok teşekkür ederiz. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun. Ailesinin de başı sağ olsun.